artık giderim bugün emlakçıya. Okula gitmeyecek misin? E senin dersin yok ki. Benim de tek dersim var. Tek ders için gitmeyeyim dedim. Benim de bir ufak işim var. Ben de onu halledeyim. Gelirim konuşuruz o zaman. İş sadece. İş derken? Ya uzun zamandan beri işsizim biliyorsun. Baktığım bir şeyler var. Onlarla ilgileneceğim. İyi. Sen çık o zaman. Ben de bir babamlara ineceğim. O zaman ben de seninle gelirim. Yani şu an hiç doğru bir zaman değil ama. Ama seni oraya yalnız gönderemem. Zaten baban o haberlerle ilgili açıklama borçlu olan benim. Yani ne açıklayacaksın? Allah aşkına ne açıklayacaksın babama? Açıklaması olan bir şey mi yaşıyoruz? Ne diyeceksin babama? Ben sizin kızınızı üzmek için bir gece... O gece beni dinleseydi onu ne söyleyebilirdim bilmiyorum. Belki sadece ben sizin kızınızı çok seviyorum. Onu ömür boyu mutlu etmek istiyorum derdim. Şimdi aşağı indiğimizde de bundan farklı bir şey söyleyemeyeceğim. Buyurun. Ne üretmiştiniz? Biz el öpmeye geldik hala. Abim evde yok. Ama yapma ayakkabıları burada Allah aşkına. Bak kızım ben sana iyilikle söylüyorum. Mehmet gelmeden sen yukarı çık git evine yavrum. Ya baban sana bir şey diyecekse çağırır seni sana söyler. Hadi kızım. Biz gazeteleri gördüğünüzü biliyoruz. Yani eğer... Hangi yüzle geldiniz lan buraya? Lan bak bir daha sana doğru konuş demeyeceğim ha. Emir tamam Emir. Karnını da al. Burada. Ne biçim Mehmet. Kardeşsin lan sen? Mehmet. Baba. Al karını götür buradan. Götür. Hadi gel. Hadi. Git sen. Eve çıkacağım ben de. El öpeceklermiş. Utanmadan bizim kapımıza geldiler ya. Hanımefendi yukarıdan yerin dibine lütfetti. Ah be abim gene sustun kaldın. Vallahi kendimi tutayım tutayım diyorum ama dilimden salıvermesi içim rahat etmeyecek. Öyle al karnını yukarı çık dedin ama için içini yemiyor mu? Bu saatten sonra İçim içimi yese ne olur Hatice? Ben seni bilmem mi abi? Tabii bir baba olarak senin gönlün kırıldı ama... yani ne yaparsa yapsın o da senin kızındır. Elin oğluna karşı bir elimizin üstünde olması lazım değil mi? O kızındır dediğin... el oğlunu baş tacı yaparken... bizi aşağıladı, utandırdı, yalanlar söyledi, bizi yerin dibine batırdı. Şimdi de el oğlunu kocamdır deyip yüzüne kapanın kapıya gelmeyecek. Bir kere çiğnedi geçti bizi, bunu unutmayacak.